Arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba. Salı akşamı yapımlar genel olarak nasıl izlendiler? Hemen hızlı bir şekilde genel videosunu sizinle paylaşayım. Bizim hikaye dizisiyle başlayalım. Arkadaşlar ilk videosunda da söylediğim gibi bizim hikayenin genel olarak tekrar bölümü güzel gitti. Bir tekrar diziye göre seyirci ilgisini çekişi güzeldi arkadaşlar. Başarılı bir tekrar bölümü izlenmesi aldı diyebilirim. Tusak dizisiyle devam edelim. Tekrar bölümü yayına girdi. Tekrar bölümü seyirci ilgisini çekiyor arkadaşlar. Seyirci Tusak dizisine ilgi gösteriyor ama yine de altını çizerek şunu söyleyeyim arkadaşlar. Tusak dizisinin yeni seyirci çekişi o kadar yüksek değil. Genel çektiği seyirci oranlarında bandını yiyor. Tekrarında da aynı şekilde yaşıyor. Ve ben Tusak dizisinin ilk videosunda da söylediğim gibi ben bu akşam Tutsak bölümünü sanki geçen hafta ilk bölümü ekrana geliyormuş gibi analiz ettim. Çünkü gelen giden seyirci oranları bile neredeyse birbirine yakın. Dediğim gibi Tutsak'ın da şu an tekrar bölümü seyirci ilgisini çekiyor. Şu an dizi devam ediyor arkadaşlar. Dolunay dizisiyle devam edelim. Arkadaşlar Dolunay dizisinin ilk videosunda da söylediğim gibi Dolunay'da bir düşüş var. Bunun nedenini tam olarak ben anlayamadım. Tabii çıkarttığım bazı maddeler, nedenler var. Onları videolu bir analize toplayıp sizlerle paylaşacağım ve sizlerden gelen Dolunay hakkında soruları da aynı şekilde o çekeceğim video içerisinde söyleyeceğim arkadaşlar. Genel olarak toparlarsam Dolunay yine kendi genel seyircisini çekiyor. Ha bakın o kadar kötü izlenme alıyor diyemem. Yine genel olarak iyi izleniyor Dolunay. Ama Dolunay'ın kendi genel seyircisi yüksekti arkadaşlar. Birden bu kadar genel seyirci içerisinde bir dizinin düşüş yaşamaya başlaması da normal değil. Çünkü Dolunay daha kaçıncı bölümde? Yani düşündüğünüz zaman ama Dolunay başarılı bir yaz sezonu geçirdi. En başarılı yaz sezonu geçiren dizilerden birisi de oldu. Bakalım ne olacak arkadaşlar? Bunlar benim bağımsız yaptığım anlık analizler. Yarın belki Dolunay'ın izlenmesi daha yüksek çıkabilir. Bu zamana kadar Dolunay'ın izlenmelerinde yanılmadım. Bilmiyorum belki bu akşam yanılırım. Yarın çok çok yüksek gelir. Yarın hepimiz resmi sonuçlar açıklandığında bunları göreceğiz. Arkadaşlar Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz'la devam edelim. Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz'ın ilk videosunda da söylediğim gibi arkadaşlar sezonun ilk bölümünden daha iyi başladı. Seyirci ilgisini daha güzel çekti. Düşük zap yedi. Seyirci bir ara çok hızlı bir şekilde gelmişti. Bana Twitter'daki analiz sayfamda bir takipçi şunu yazmıştı. Şu an Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz izlenmede uçuyordur kesin. Çünkü ağlamaktan mahvolduk, yok olduk. Çünkü çok dehşet güzel sahnelerin olduğunu ve izlerken hem keyif aldıklarını hem de çok ağladıklarını söyledikleri yorumlar geldi. Belki ondan dolayı da Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz'ın izlenmesinde artış olmuş olabilir. Çünkü çok güzel olumlu tepkiler geldi dediğim gibi. Ama maç başladıktan sonra arkadaşlar Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz belli aralıklarda maça seyirci göndermeye başladı. Ama genel olarak toparlarsam Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz da seyirci ilgisini yeni bölümde güzel çekmeyi başardı. Arkadaşlar en son olarak da şu an kayıt dışı dizisi var Fox TV'de tekrarı. O nasıl izleniyor? Onun hakkında bilgi vereyim. Bildiğiniz üzere dün akşam ikinci bölümü ekrana geldi ve izlenmede yükselişe geçmeye başladı. Seyirci kayıt dışının tekrar bölümüne de şu an ilgi gösteriyor. Belli ki seyirci artık kayıt dışı dizisiyle bağ kurmaya başlamış arkadaşlar. Benim anladığım o. Çünkü ben dün akşam kayıt dışı dizisinin analizini de yaparken de söylemiştim. 3 detayı çok güzel işlemişler. Kardeş duygusunu, semt duygusunu, bir de zenginlik olayını göstermiyor arkadaşlar. Bu psikolojik çatışmayı kayıt dışı dizisinde güzel bir şekilde vermişler. Genel olarak bu akşam yapımların nasıl izlendikleri hakkında vereceğim bilgileri toparlarsam bunları söyleyebilirim. Videoyu beğendiyseniz sayfama abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir de analizini yapmamı istediğiniz dizi varsa veya bu akşam yayına giren dizilerden
detaylı bir analizi istiyorsanız sayfama yazabilirsiniz. Sizlere onlar hakkında da detaylı videolar çekebilirim. Bu akşamlık benden bu kadar arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın da yine çok güzel diziler var. Çarşamba akşamı No 309, Meryem, Seven Ne Yapmaz, Çember yeni versiyonuyla ekrana gelecek. Türk Malı 22.30'a alındı. Güldür Güldür Show haftaya başlayacak. O da çarşamba günleri artık ekrana gelecek. Yarın da onların analizlerini yapacağım. Genel olarak dediğim gibi benden bu akşamlık bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın.